Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok mutlu bir gün çünkü 300 aboneye özel videomuz geliyor. Evet, bu o video. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki minik ailemin bir üyesisiniz. Eğer bu ilk videonuzsa sizi de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Özellikle ben çok sevinirim. Umarım videomu ve kanalımı beğenirsiniz diyerek hemen çok fazla uzatmadan sizi dizi kısmına götürmek istiyorum. Bilmeyenler için ya da bilenler için de bir tekrar olsun. Ben her 100 abonede bir benim için yerinin farklı olduğu çok daha fazla beğendiğim dizileri sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Bu dizi de onlardan biri ve net en iyilerin içinde olan bir dizi bence. Hem konusu hem oyunculuklarıyla. It's Okay Not To Be Okay ya da Psycho But It's Okay diye geçiyor ama bence It's Okay Not To Be Okay çok daha anlamlı bir başlık dizi için. Ve dizimiz 16 bölümden oluşuyor. Netflix'te mevcut, normalde TVN'in bir dizisi, 2020 yılında vizyona giriyor. Ve bugün de sizi onun yolculuğuna götürüyorum. Her şeyden önce It's Okay Not To Be Okay, neden dizinin adı bu, konusuna hemen geçiş yapalım. Dizide göreceğimiz karakterlerini saymak istiyorum size. Bir karakterimiz var ki, otizmli bir abisi var. Psikiyatri bölümünde çalışan ve hayatını abisine adamış bir karakterimiz mevcut. Kendisinin aşka ayıracak bir zamanı yok ve ilgisi de yok. Çünkü dediğim gibi tamamen abisine adanmış durumda. Belli sebeplerden dolayı dizi ilerledikçe öğreneceksiniz ne olduğunu. Sürekli yer değiştiren ve artık bu hayatının bu şekilde akmasına alışmış, o tempoda ve o sıradanlıkla yaşayan bir karakter aslında. Ve kendini de biraz dış dünyaya kitlemiş bir karakter. Bu karakteri Kim Soo-yun adlı oyuncumuz canlandırıyor. Ve öteki yandan Kim Soo-yun'la canlandırdığı karakterle karşılaşan ve antisosyal kişilik bozukluğu olan popüler bir çocuk kitabı yazarımız mevcut karakter olarak. Ve bu karakterimizi canlandıran oyuncumuz da Soyeji. Ve bu iki karakter bir araya geliyor diye düşünün. Bu arada Soyeji'nin canlandırdığı karakterimiz antisosyal kişilik bozukluğu var evet ama onun da insanlarla diyaloğu çok acayip. Ve bu karakterler bir araya geliyor düşünün. Aynı zamanda bir kader kısmımız da mevcut her dizide olduğumuz gibi ama içeriğinden bahsetmeyeceğim. Büyük bir sürpriz sizi bekliyor olacak dizide. Bir diğer önemli karakterimiz burada abi rolümüzde olan oyuncumuz tabii ki. O Jung-se adlı oyuncumuz bu karaktere can veriyor. Ve kendisi de çocuk kitaplarına çok düşkün ve en sevdiği yazar da tahmin ettiğiniz kişi. Ve üçü bir şekilde karşılaşacak ve hikayemiz o noktada başlayacak. Bu arada karakter dediğim gibi ikisinin de aşkla hiçbir işi yok. Çünkü ikisi de ne olduğunu ya da nasıl olduğunu bilmiyor karakterlerin, başrollerimizin. Ve onların o gelişim süreçlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda çok derin noktalara giden bir konu da sizi bekliyor olacak demek istiyorum. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Şimdi sizi klibiyle baş başa bırakacağım. Ardından yorum kısmında görüşelim. Close your eyes, hear my heart. You can't see my lies. Gonna tell a lie through my eyes. You will never know. Gave me your all. I will take your heart.
Hazır mısınız yorum kısmına? Çünkü ben çok hazırım. Her şeyden önce şu fikre bayıldım. Yazarımızın kitaplarını biliyorsunuz, görüyoruz dizide ve hepsinin hikayesi o bölümlerle harmanlanmış oluyor. Her bir bölüm farklı bir kitabın yolculuğunu ve ne anlama geldiğini çözüyoruz. Ve ben izlerken şunu düşündüm, inanmayacaksınız belki ama keşke bu tarz hikaye kitapları gerçekten olsa. Çünkü çocuklara öyle bir şey aşılıyoruz ki. Hep prensler, prensesler, güllük gülistanlık bir ortam, işte hiç üzüntü yok. Ya da hep prensesler bir mutlu oluyor. Ya da prenseslerin bir şeyi yok. Nasıl derler? Kendi yaptığı birine muhtaç olma durumu ön planda oluyor. Bunun zıttı olarak biraz da gerçekçi yönleriyle ele almak, tabii ki buradaki hikayeler ve çizimler biraz daha belki bazı çocuklar için etkileyici ya da korkutucu olabilir ama dizide benim hoşuma giden şey çok popüler bir yazar olması. Demek ki çocuklar seviyor. Çünkü yeni nesil çocukların bakış açısı ve istedikleri de çok farklı. Onlar artık bu peri masalı hikayelerine çok nasıl diyelim bağlanmıyorlar. O yüzden bu tip hikayelerle ders verici bir şekilde ve onları sorgulamaya itecek bir takım şeyler yapılıyor olması meselesi beni çok heyecanlandırdı dizi boyunca. Ve tabii ki Gominyon karakterine çok ayrı bir sevgi aşılandı bana. Ve
onun o bütün üzüntüsünü, travmalarını ve bütün hareketlerini çok güzel bir şekilde canlandırmış oyuncumuz. İnanılmaz. Soyeci bu anlamda gerçekten çok başarılı oynamış karakterini. Ve gerçekten hikayesi çok güzeldi. Benim etkilendiğim meselelerden biri de bu. Yani normalde izlemeye başlıyor. Hatta animasyon bölümleri de koymuşlar biliyorsunuz. Onlar harikaydı. Klipte de kullandım hatta ben. Onların dokunuşu da çok güzel olmuş. İnanılmaz beğendim bu fikri. Uygulaması da çok güzel olmuş. Ve anneyle olan hikaye, bu iki başrolümüzün canlandırdığı karakterlerin geçmişteki bağlantıları vesaire göründüğünden çok daha derin olan bir dizi olması bu yönleriyle çok bariz belli. Ve ben her izlediğimde beni ağlatan sahneler var. Gerek işte gece kabusuna girmesi annesinin ve uyku felci durumu. O sahne çok etkileyici mesela ve karakterlerin ilk bence duygusal olarak yakınlaştığı nokta orasıydı. Her iki karakterin de bir yolculuğunu görüyorsunuz. Hatta üç karakterin. Çünkü abisinin, tabii ki abisi çok değerli ama abisi onsuz da bir şeyler yapabilir. Kendini ona adayıp bütün sorunların temelini o şekilde görmüş olması hayatında bence çok gerçekçi bir yaklaşım ama karakter geliştirdikçe görüyorsunuz ki kendisinin hatalarını da görüyor ve başrollerimizin bir arada olan o romantik ilişkisi de çok kolay ilerlemiyor biliyorsunuz. Tamamen kendilerinin tüm yönlerini gösterdiler birbirlerine. Bu çok zor olan bir şey. İyi yönler, kötü yönler. Çünkü iyi yönde herkes çok iyi anlaşır ama kötü bir insanın kötü taraflarını görmek, daha doğrusu kötü değil ama duygusal olarak çöktüğü tarafları, travmatik yanlarını görmek herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Bunları gördüler ve en zirve noktalarında yaşadılar her şeyi. Ve finalinde de abi karakterini de bir gelişim gösteriyor ve diyor ki ben kendi hayatıma bakacağım, sen kendi hayatını yaşa. Bu çok güzel bir mesaj. Ve bence çok inanılmaz bir hikaye işleyişi. Tüm karakterlerin bağlantıları ve yani bir aile olmaları düşünebiliyor musunuz? Çok etkileyici. Yani anneleri adına astıkları, anneleri adına diktikleri bir ağaç ve oraya resim asıyor, üçü. Çok güzel, çok güzeldi. Çok ince detaylarla beslenmiş, inanılmaz bir dizi olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bu dizide geçen kitapları, hikaye kitaplarını almak istemiştim ama dizimiz 2020 yılında yapıldığı için ve ben 2020 yılında hiç alakam olmadığı için Kore dramalarıyla kaçırdım. Dolayısıyla da stoklarda orada burada maalesef mevcut değil. Üzücü ama olsun, bu harika diziyi Netflix'te izleyebilirsiniz şu anda. Bence kaçırmadan izleyin. Umarım beğenirsiniz. Ekstradan bu videonun biliyorsunuz adı 300 aboneye özel. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi ki varsınız. Ufak ufak büyüyen ama benim sağlam temellerle ilerlediğim minik ailemin bir parçası olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basıp abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.